Karnımız mı doyuyor sanıyorsun? Allah onlar ıslah etsin. Elettiler ortamı ki yani her şey bitti yani bitti. Neyi düzelecek? Neyi düzeltti ki? Geldi geleli ne düzeldi? Asgari ücretle 4-5 kişilik bir aile nasıl yaşasın yani? Asgari ücret, hele ki emekli maaşı 10 bin liraya ne yapıyor insanlar? Aç, gerçekten aç yani. Şaka değil, açız diyorlar, gerçekten açlar. Makarnayla, çorbayla insanlar günü devirmeye çalışıyorlar. Şu anda İstanbul gibi bir yerde olan o çiftçiliği de artık bitirmeye başladılar. Allah razı olsun, Büyükşehir fide verdi bize, bu kadarlık ayaktayız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bize yardımları çok var şu anda İstanbul içerisinde. 2-3 sene sonrasında bu da bitecek yani, daha kalmayacak. En tazesinde yiyemeyecek artık İstanbul gibi bir yerde. Vallahi şeyler gibi açlığa sürüklenecek çoluk çocuk. Emekliye ne verdi? 2 milyon para verdi ya, emekliye ne olur? Bak burada bu zamana kadar bizde hanım çalışmazdı, çalıştırmazdılar. 3 çocuk okuyor. Mecbur hastaneye işe girdi gelinim. Ama üzülüyorum. Gece gidip geliyor. Ya bizde bu yoktu yani. Çoluğun çocuğun peynir, türleri, onları yemeleri gerekir. Yarın ilerisinde kemik erimesi erken başlayacak. Gene bizlerin köylerde yediklerimizle dolanıyoruz. Şimdikilerinde hiçbir şey yok. Yani perişanız yani. Şu emekli halimizde dedik evde otururuz. Emekli olduk, çalışıyoruz. Pazara gelmeye pişman oluyoruz valla. Bir daha vermezsiniz. Gerçekten ya. Verdik mi abla? Yok, hayır. Yani üstün yazıyor mu alnımda verdim? Yok, şaka yapıyor. Oo, pazar fiyatlarını hiç sorma. 40, 50, 60, 70, 80. Hiçbir fiyatını soruyorsun yavrum. Karnımız mı doyuyor sanıyorsun? Allah onlar ıslah etsin. Valla. Başbakan ismini unuttun. Hani sence bu fiyatlar iner mi? Ne? Hiç inanmıyorum. Hiç inmeyeceğim adam. Her şey yükselir düşmez. Ha, doğru söylüyorsun. Pala çok pahalı. Hani 10 milyar veriyor, 10 milyon veriyor her ay şey pazar parası bize. Hani nerede vermedi İmamoğlu? Fiyatlar belli zaten. Neyini bulacaksın? Almış başını gidiyor her şey. Bilendiriyorsun pazar fiyatları. Nasıl buldun? Bilmem, ben buraya misafir geldim. Nasıl buldun fiyatları? Güzel. Ümraniye tutuyorum. Evet, güzel. Bir esnaf olarak nasıl değerlendiriyorsun bu pazar fiyatları, esnafı, enflasyonunu, gidişatı nasıl görüyorsun? Abi şu anda üreticileri artık hani tamamıyla, hani ben çiftçilik işiyle uğraşıyorum. Ben halden alma bir ürünle değilim. Ben kendim yetiştiriyorum, kendim burada satıyorum. Pendik köyünde oturuyorum ben de. Ama şu anda fide fiyatları olsun ya da enflasyonla ilgili olsun, hem hayvanla ilgili de uğraşıyorum. Süt, yumurta işiyle de uğraşıyorum. Ama şu anda yem fiyatları olsun, diğer her şeylerin fiyatları artık çok çıktı. Artık çiftçiliği de bitirme yönüne dönüşmeye başladı. Şu anda İstanbul gibi bir yerde çiftçilik işi yani gerçekten müthiş bir şey. İstanbul gibi bir şeyde. Ama şu anda İstanbul gibi bir yerde olan o çiftçiliği de artık bitirmeye başladılar. Hani fide fiyatları olsun, diğer işler olsun. Yani bütün her şeyi bitirmeye çalıştılar. Şu anda buraya getirdiğim malları herkes hani müşteriler olarak da hani fiyatlar çok fazla, fiyatlar artışı çok yüksek. Hani bizim elimizden olan bir şey de değil. Hani bu enflasyonla alakalı olarak çok yükseldi artık. Şu anda çiftçiler traktörleriyle eylem yapıp yol kapatıyorlar. Evet doğru, şu anda hani mazot fiyatları da olsun. Bize, biz bunu yapamayacaktık yani. Allah razı olsun, Büyükşehir fide verdi bize, bu kadarlık ayaktayız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bize yardımları çok var şu anda İstanbul içerisinde. Fide yardımlarımızı yaptı, ekstra naylon yardımlarımızı, ondan sonra boru yardımları olsun. Hani mazot yardımı falan desteklerine verdiler ama hani ne kadar yapabilir? Hani İstanbul gibi bir yerde. Hani şu anda o traktörlerle eylemler falan, evet onlar da mazot fiyatlarının artışından dolayı yapılıyor. Ben şu anda bunları yetiştirmek için benim kendi bahçelerimi sürmem, hazırlamam, gübresini çekmem gerekiyor. Giderlerini, hatta hesabı yok giderlerinin. Hani onlara yetişme şansım hayatta yok yani. O yüzden hani fiyatlar bu şekilde artış olduğu için müşteriler de bundan şikayetçi. Gayet normal bir şekilde. Ama bunda da hani çiftçilerin hiçbir şekilde bir kabahati yok. Bunun için hani artık hani nasıl bir sistem yapılabilir? Sen nasıl görüyorsun? Düzelmeye yönelik bir çalışma görüyor musun? Yani düzelir diyor musun birkaç sene sonra, bir sene sonra? Yani şu anda düzelir mi diyebilir miyim? Yani pek diyemem ya. Hani düzelebilir mi, düzelemez mi? Önde bir gidişat yok mu? Yok. Şu anda öyle bir gidişatı göremiyorum ya. Hani şu andaki artışları gördükçe hani müşteriler de artık şikayetleri olsun, şeyler olsun. Hani bayağı bir kaybımız fazlalaşıyor. Gidişat 2 sene sonrasında hani düşebilir. 25 lira abla. Düşebilir hani. 2 sene sonra çiftçiliğin İstanbul gibi bir yerde çiftçiliğin kalacağını sanmıyorum. Evet, İstanbul'da çiftçilik yapıyorum. En doğalından yapıp getiriyorum buraya. Hani diğerleri biraz daha hal ürünleri olduğu için hani Beykoz taraflarından getiriliyor. Şimdi hal ürünlerine beklemiş oluyor. Hani biraz daha hani şeyli olur. Hani tazeleri de var. Ben direkt dün topladım, bugün getirdim. Bunu gerçekten müşteriye daha iyi bir hizmet verebilmek için yapıyorum. Ama sonrasında 2-3 sene sonrasında bu da bitecek yani, daha kalmayacak. En tazesinde yiyemeyecek artık İstanbul gibi bir yerde. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl değerlendiriyorsun? Ortam belli, alamıyoruz yavrum. Emekliyiz, aldığımız zaten ne biliyorsunuz. Anlatmaya gerek yok.
günden güne. Dün 150 çocuklara dedim az peynir alayım torunlara. 100 lira verdim. İnan ki bir kahvaltı etmez. Yani bir kahvaltı etmez. Düşünebiliyorsun yani. Hayat böyle ne olacak halimiz bilmiyoruz. Vallahi şeyler gibi açlığa sürüklenecek çoluk çocuk. Kontrol yok. Pazara gidiyorsun herkes istediğine veriyor. Eskiden zabıtalar olurdu, gezerdiler. Hani kontrol yok. Şimdi öyle bir şey yok. Herkes tutturduğuna veriyor. Ne marketleri kontrol etmeleri lazım ki? Ne markette kontrol. Her gün etiket değişleniyor. Bak benim kapımın önünde market şeyi var. Bimler de öyle oldular. Yani eskiden bim biraz uygunudu. Şimdi bimlere de gidemiyoruz. Yok yani süt ürünleri, zaten etireş yanına gitmiyoruz. O tamamıyla çıktı hafızamızdan. İşte biraz tavuk mavuk alıyoruz çocuklara. Hepten şey yani bilmiyorum bu durum çok kötü bir durumdayız. Emekliye ne verdi? 2 milyon para verdi ya emekliye ne olur? Adam sigara içiyor. Yaşlı adam onun sigarasına yetmiyor. Çayına yetmiyor. Nasıl geçineceğiz? Çocuklarım var yok değil. Herkes kendini zor geçindirir. Ben onlara nasıl yük olayım? Allah'a şükür kiraları yok. Kiraları olsa bak burada bu zamana kadar bizde hanım çalışmazdı. Çalıştırmazdılar. 3 çocuk okuyor. Mecbur hastaneye işe girdi gelinim. Ama üzülüyorum. Gece gidip geliyor. Ya bizde bu yoktu yani. El ettiler ortamı ki yani her şey bitti yani. Bitti. Herkes çalışmak zorunda kaldı. Çocuğu evet, evet. İşte o çocukları 3 çocuk koyuyor. İşte ben biraz alakadar oluyorum. Ben de nereye kadar yaşlıyım? Yaşım 70. Ne kadar bakabilirim? Ama mecbur oldu. Okula gidecekler. Masraf, okul masrafları çok. Yani bilmiyorum bu durumda böyle olursa ne olur halimiz? Neyi düzelecek? Neyi düzeltti ki? Geldi geleli ne düzeldi? Her gün gidiyoruz. Bugün aldığımız şeyi gelip ertesi gün alamıyoruz. Hele bu kahvaltı, çoluğun çocuğun peynir türleri, onları yemeleri gerekir. Yarın ilerli içinde kemik erimesi erken başlayacak. Gene bizlerin köylerde yediklerimizle dolanıyoruz. Şimdikilerinde hiçbir şey yok. Ya insanlar peynir alıp sofralarına koyamıyorlar ya. 1 milyon 70 peynirin kilosu ne? Düşüne iyi bir peynir. Zaten iyisi de ucuzunu alıyoruz. Başka bir şey yok yavrum. Ortam çok kötü. Kontrol yok. Herkes kendi başına. Denetecek de hani nerede? Neyi denetti? Gidir verirler cezayı verirler. Alır parayı ceplerine koyurlar. Öbürü gene bildiğin gibi hareket ediyor. Böyle ortam böyle yavrum yok. Pazarın fiyatı ortada. Vallahi değerlendirecek bir durum aslında söz konusu değil. Çünkü pazarın nabzı, ülkenin nabzı. Yani işte fiyatlar, aldığımız para, bir pazara giriyoruz, 1000 liradan aşağı çıkamıyoruz. Yani bir asgari ücretli, emekli maaşı alan birisi mümkün rahat değil. Rahat pazar yapabilir mi? Mümkün değil, mümkün değil. Yani 3 kişi çalışıyoruz da baş edemiyoruz ki 3 kişilik bir aileyiz. Bir tane kızımız var bizim. Düşünün benim 3 kişilik ailenin pazar masrafı 1000 liraya tekabül ediyor. O da bir 2-3 çeşit meyve, 2-3 çeşit sebze alayım diyorsunuz, 1000 lirayı verip gidiyorsunuz. Asgari ücretle 4-5 kişilik bir aile nasıl yaşasın yani? Asgari ücret, hele ki emekli maaşı 10.000 liraya ne yapıyor insanlar? Aç, gerçekten aç yani. Şaka değil, açız diyorlar, gerçekten açlar. Makarnayla, çorbayla insanlar günü devirmeye çalışıyorlar. Bir nevi hayatta kalmaya çalışıyorlar. Başka hiçbir şey yok. O da bakın ne kadar dayanabilecek insanlar yani. 2026 ekonomi bakanı düzelteceğim diyor. Tabii 2026, 25, 28, 30, 35 ömrümüz görürse o zamanları görürüz. Hedefinde aldığımız havadan vergi de alma var mı? Yani öyle bir şey söz konusu mu? Aldığımız havadan da yani oradan da bir zaten bir ozon ayak izi hikayesinden bir vergi muhabbeti dönüyor. Herhalde 2026'da da aldığımız havadan da artık bir vergi söz konusu olacaktır diye tahmin ediyoruz. Bekliyoruz yani açıkçası. Erken seçim aslında ülke artık gerçekten bir erken seçim istiyor ama insanların kaygısı var. Neden kaygısı var? Yeni gelecek, başa gelecek kişinin bu ekonomiyi nereye götürebilir? Batmış bir ülkenin ekonomisini nereye kadar taşıyabilirsiniz? Ekonominiz sıfır. Vatandaşın üstünden vergi. Vatandaş da bir yere kadar dayanabiliyor. Yani bugün 17.002 lira asgari ücretle ev kiraları olmuş 20.000 lira, 25.000 lira. Biz kırsal kesimde yaşayan insanlar. Bunun bir de üst segment kesimlerde yaşayan insanların asgari ücretle nasıl geçinebilirler? Aldığı ücret kiraya yetmiyor. Bu insan kirasını ödediği parayla faturasını neyle ödeyecek? Pazar alışverişini nasıl yapacak? Markete nasıl gidecek? Kasaba nasıl gidecek? Zaten insanlar kasaba dahi artık önünden geçemiyor. Geçemiyorlar yani. 2026 seçim olsa ne değişir? Valla biz vatandaş olarak karamsarız açıkçası. Hani yeni gelecek kişilerin de ne yapacaklarla ilgili bir şeyleri yok. Halka sunacakları bir planları yok. Yani ben geldiğimde şunu yapacağım sözünü veremiyor. Verse de söz havada. Neden havada? Çünkü sizin ekonominiz zaten batık. Batık bir ekonomiyle neyin sözünü verebilirsiniz?
Yani esnaf bunalık batmışız gerçekten. Emekli maaşıyla döndürüyoruz. Gerçekten perişan. Ben 3 sene öncesine kazandım. Bugün hiç çeyreğini kazanamıyorum. Yani perişanız yani. Şu emekli halimizde dedik evde otururuz. Emekli olduk, çalışıyoruz. İnan ki. Emekliler çalışmadan geçinemiyor şu an. Yok, geçinmek yok. Mümkün değil. Mümkün değil kesinlikle. Yok ya, düzeltmez. İnanmıyoruz. Daha hiçbir lafına inanmıyorum. Kesin, yok, hiç inanmıyorum. Yok abi. Yok. Yok. İnandık mı daha önceden? Yok ben hiç inanmadım. Başta da inanmadık ama umutluyduk ama olmadı. Yok. Olmaz da zaten. Bunu yapmayacağım önceden de belli. Önceden hazırı tükettiler. Şimdi hazır da kalmadı. Vatandaşın sırtını yıkıyorlar. Vallahi pahalı, her şey pahalı. Aynen öyle. Yani emeklilerin işi bitmiş. Gerçekten bitmiş. Ne olacak bilmiyorum. Birisi herkes pazar arabasıyla geziyor. Aynen ne? Poşette de alamayın. Bir şey alsan eskiden 200 lirayla evi dolduruydu. Şu anda yok. Ne kadara doluyor peki bir haftalık pazar alışverişi? Vallahi şu anda 1000 liradan gelsen anca olur. Bilmiyorum ama zor emekliler için de 1000 lira çok zor bir yani. Çok zor abi sıkıntı vallahi. Aynen öyle. 1000 lirayı ne veriyorlar abla anlamadım. Ya ben. Sadece sebze için dedim yani ben. Hani meyveyi de alamıyorsun. Bizim Türkiye'den kaçmamız lazım. Nereye kaçacak? Bilmiyorum. Nereye kaçacaksın ama oğlum ya? Parayı bulamıyoruz burada. Bak 10 sene burada dişimi sıktığımı düşün. Bir de Almanya'da 10 sene dişimi sıkıp çalıştığımı düşün. Türkiye, nasıl olacak? Türkiye canım sen Suriyelilere mi bırakacaksın Türkiye'yi sen kaçınca? Sen için abla seviniyorsun. Benim eskim ama kötü devire ben denk gelmişim. Seviniyorum derken o günlerime özlü. Sen diyor herkes gençler giderse Suriyelilere kalır. Evet. Suriyeliydi, Afrikasıydı, hepsini onlara kalacak. Ne olacak o zaman? Bırakmaz bizimkiler. Bizimkiler yamyam bırakmaz. Onları. Siz onları kov. Çok zor. Çok zor ama daha batarız biz. İnanmaktan başka bir çaremiz var mı? Nasıl inanacağım? Hadi oğlum. Şimdi başa gelmiş bak adam bunu söylüyor bir inanalım belki yapar. Ben tanımıyorum adamı. Ben de tanımayayım ama bunu yaşayınca bu ortamı yani inanmıyorsun. Şu ortamı bize yaşayınca inanamayayım ben. Yok öyle bir şey yok. Erken seçim istiyor muyuz? Tabii ki. Abi ben bilmiyorum o konuları. Bana abi para lazım. Istiyoruz. Tabii ki yani. Tabii ki isteniyor ama kim dinleni? Kimi dinliler? Biz istiyoruz, biz dinliyoruz. Başka kimse de bir şey yok. Abi görüntü veriyoruz abi çık buradan. Ama önemli olan şu milletin biraz düzelmesi ya. Çok kötü durumdayız. Millet mi var? Millet sustuğu için. Kimse konuşmaya mı korkuyor bilmiyorum ya. Yani hiç kimse konuşmak istemiyor açığı. Niye korkuyorlar yani ne? Allah'ın alacağı bir can değil mi yani? Niye korkuyorsun? Şunu alamayayım istediğimi. Ne yapacaksın? Korkmayacaksın ama korkuyorlar herkes. Ben de bazen korkuyorum millet korkuyor diye ne yapayım yani? Hadi kolay gelsin size. Dendiriyorsun. Çocuklar ağlıyor biz ne yapacağız ya? Alamıyoruz her şeyi. Bir şey almak istiyor alamıyor mu? Evet. Pazara gelmeye pişman oluyoruz valla. Bir daha vermezsin o zaman. Gerçekten ya. Verdik mi abla? Yok. Hayır. Yani üstünde yazıyor mu alnımda verdim? Yok şaka yapıyor. Göz görüyor zaten neyi nasıl değerlendireceğimiz şimdi belli yani. Düzelir mi? Gidişat o yönde mi? Olumlu yönde mi? Biz göremeyiz belki. Şu anlık küçük umutlar var ama bilmiyorum. Denmez. 2026'yı gösteriyor. Verteceğim diyor. İnşallah. Pek inancımız yok. Bence çok ilgili galiba. Pazara memnun değil misiniz? Sana soralım. Sen memnun musun abi? Ben pazarcıyım. Mecbur memnun olacağım yani. Satışlardan memnun musun? Ya sen normal idare eder. Ne yapam? Allah vatandaşa yardım etsin. Evet. Onlar da gelip sizden alışveriş. Yani biz illa ki şey kendi için şey yapmıyoruz. Vatandaş için. Vatandaş da diyor ki biz her istediğimizi alamıyoruz. Alıyorsak da bir kilo ise yarım kilo alabiliyoruz. Ama doğrudur. Vatandaş haklı. Elimizde değil ki. Aracılar bu işi yapıyor. Ne olacak böyle abi? Son. Böyle gidecek hele. Sonra. İnşallah düzelir. Nerede düzelecek? Biz onu bilmiyor. O kadar ileri gitmeyek. Değil mi? Şimdi bu durum var. Yani son biz mi vatandaşa karşı karşıya geliyoruz? Biz hala gidiyoruz. Mal olmadığı zaman bize fiyat çekiyorlar. Doğru mu? Hemal parası çalıştırıyor, biz de kesiyor. Çal parası şey yapıyor, biz de kesiyor. Bunlar hakkı değil ki. Sen işçi çalışıyorsun, sen ver. Biz kadabayı biz veriyoruz. Yani zordur. Bak burada kaç kişi? 6-7 kişi çalışıyoruz. 1 milyonda 6-7 milyon para yapar. Bunu kimse saymıyor. Yok ki pazarcı peki, böyle şey. Bir kesim de diyor ki bu fiyatlar hep esnaf yapıyor diyor. Ya nasıl yani? Fiyatı yani. Sen yüksek koyuyor musun? Ben koymuyorum işte orada koymasa. Ama ben i̇şte bir kesim ha, öyle söylüyor. Şey, onu yanlıştır. Bak ben biberi almışım Elazığ'da getirmişim o sarı biber. 4 çal getirmişim adam 1 milyar para benden. Bu tezgahı senin mi? Ben tezgahı benim.
Peki 40 liralık fasulye bundan ne kadar kar ediyorsun abi? Ya ne kadar kar edecek, bir şey kar etmez ki. Ne, yani 10 lira ediyor musun yani? 10 lira etmeyiz. Yani 6, 7 bazen öyle. Yani o var. Yani bu da işçi parası, poşet parası, evet. İşgalya parası. Bak sana diyorum ki 4 çal biber getirmişim, bak hepsi de duruyor. Çok iyi. 1 milyar para otobüs benden para istemiş. 1 milyar para. Yani 1 milyar para istediği zaman ne olacak? Kiloda 10 lira orada biner. Orada alıyorum 30 lira, burada saat 40 lira mal oluyor. 50 lira esasen yetmiyor. Bak. Doğru mu? Hadi kolay gelsin. Son şey biziz. Biz de vatandaş karşı karşıya geliriz. Evet, evet. Vatandaş da sizden biliyor. Ha, yani. Köylünün mali para etmiyor. Köylünün mali, köylüden ucuz alıyor halciler. Efendim bu belediye şeylerdir. Adam işçi çalıştırıyor, biz de alıyoruz. Yani böyle kanun var mı? Yani hakikaten böyle bir kanun var mı? Çiftçi de şikayetçi. Biz ya kazanamıyoruz. Şimdi şu derim, halciler hiçbir kuruş cepte gitmiyor. Neden gitmiyor? Adam orada hemal parası bizde alıyor. Hemal parası bizde alıyor. Kilo yani parça başı 5 lira bizde para alıyor. Ya sen adamı çalıştırın, niye benden para alacaksın? Doğru mu? Şimdi ben burada adamı çalıştırırım, niye sende para alayım?